Türkiye'nin bütün bölgelerinde yerel bir güç olarak varlıklarını sürdüren yerel perakendeciler, mesleki dayanışma içerisinde güçlerini birleştirerek büyüme ve gelişmelerini planlamak ve sorunlarını ortak akıl etrafında birlikte çözebilmek adına 1 Şubat 2006 tarihinde güç ve amaç birliği parolasıyla İstanbul'da bir platform etrafında bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldılar. Bölge Perder Dernekleri Federasyon çatısı altında güçlerini birleştirerek perakende sektöründe daha etkin bir rol üstlendiler. Bu örgütlenme serüvenini 12 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nu kurarak noktaladılar. Bugün 16 bölgede 371 üye, 3798 perakende satış noktası, 2.385.283 metrekare alanı ve 65.085 personeliyle Türkiye Perakendeciler Federasyonu sektörün en büyük çatı örgütüdür. Türkiye Perakendeciler Federasyonu 2013-2014 faaliyetleri. Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından Anadolu'nun önemli illerinde yerel perakendecilerin bilinçlendirilmesi ve farklı bakış açıları kazanması amacıyla gerçekleştirilen konferansların ilki 27 Mart'ta Erzurum'da Perakende'de Kalkınma ve Teşvikler ana temasıyla gerçekleştirildi. Üretici, tedarikçi ve perakendeci kaynaşmasını sağlayan Erzurum Konferansı tüm perakende sektörünün bölgeyi daha iyi tanımasına olanak sağlamıştır. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı 16. Perder, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruldu. Aynı zamanda ilk yurt dışı perakende derneği olma özelliğini taşıyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Perder, Darcan Yaman'ın başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Omurilik Felçliler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Engelli Üretiyor, Doğa Kazanıyor projesiyle engellilere istihdam olanağının sağlanması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan Engelli Üretiyor, Doğa Kazanıyor projesi kapsamında engelliler tarafından üretilen bez torbalar, Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyesi 330 şirket ve 3450 noktada tüketicilere ulaştırıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan kamu spotları tüm kanallarda yayınlanarak halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunuldu. Gıda takviyesi zayıflatmaz, hastalıkları tedavi etmez. Gıda takviyesini ilaç olarak gösteren yanıltıcı reklam ve tanıtımlara kanmayın. Dondurulmuş veya soğutulmuş gıdaları alışverişinizin en sonunda alıp en kısa zamanda aynı muhafaza koşullarına ulaştırın. Anadolu Konferanslarının ikincisi İç Anadolu Perakende Konferansı eğitim konu başlığıyla Ankara'da düzenlendi. İnsan kaynakları ve nitelikli personelin sektör açısından önemine değinilen etkinlikte Perakende Akademisi'nin kuruluşu gerçekleştirildi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 1200 kişilik iftar yemeği, sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra birçok bürokrat ve iş adamının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. 37 ülkeden 2000'in üzerinde davetlinin katıldığı Asya Pasifik Perakende Zirvesi'nde Türkiye Perakendeciler Federasyonu yönetim kurulu olarak yerini aldı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Kızılay İşbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonda Suriye'ye 3 seferde 6 tırla 150 ton un yardımı yapıldı. Yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük perakende fuarı Euroshop'a Türkiye Perakendeciler Federasyonu 65 kişilik bir heyetle katıldı. Bu yıl Euroshop fuarına 65 kişilik bir ekiple PPF adına katılım sağladık. Euroshop fuarı Almanya'nın Düsseldorf kentinde 3 yılda bir yapılan dünyanın en büyük fuarıdır.
Özellikle yerel perakendenin gelişimine paralel ülkemizdeki perakendeye hizmet sunan firmalarımızdan 76 firmamızın da bu organizasyonlara katılım sağlamış olmaları orada gerçekten bizim göğsümüzü kabarttı. Bu ziyaretimizin önemli bir ayağını da Frankfurt'ta 17. perderin ilk temellerini atmış olmamızdır. Bu tarz organizasyonlarla gelecekte de yerel ve organize perakendeyi adından söz ettiren bir yapıya taşıyacağımıza inancım tamdır. Türkiye Perakendeciler Federasyonu önderliğinde düzenlenen Perakende Zirvesi 25 Aralık tarihinde Bursa'da gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisi ve perakende yansımaları temasıyla sektörün paydaşlarını bir araya getiren etkinlik, perakendecilerin birçok konuda fikir alışverişi yapmalarına olanak sağladı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak üyelerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın gelişmesine 2013 yılında katkı sağladık ve katkı sağlamaya da devam edeceğiz. Ayrıca 2014 yılı olarak da değişen gelişen dünyada da katkı sağlamaya devam edeceğiz.